O şekilde yayınlayayım, tamam. Siz başlayın kayıda. Buyurun, başladık, buyurun. Başladınız mı? Ben politik olarak konuşmuyorum. Konuşmayacağım politik olarak. Ben 10 küsür sene işçilik yaptım. Az önce arkadaşım biri dedi ki, insanlar dedi işsiz değil, aç değil dedi, iş beğenmiyorlar dedi. İş beğenmemezlik olmadığını mı düşünüyorsunuz? Ben de onu anlatacağım size. Hı-hı. Ben 10 küsür sene işçilik yaptım. Sabah 7'de evden kalkıp akşam 8'e kadar gidersen, trafikte cebelleşirsen, ustanın, patronun ağız kokusunu çekersen, sana verecekleri 3 kuruşa evet dersen, hiçbir şey fazlasıyla istemezsen, günde 9-10 saat çalışırsan, haftada da 6 gün çalışırsan iş var 2500 liraya. Ne demek istediğimi anladın mı? Hı hı. Öyle var. Öyle sıkıntı yok. Burada da var, orada da var, orada da var. Günde 9 saat ya da 10 saat çalışacaksın. Haftada da 6 gün çalışacaksın. Uykun yok. Evde sosyal hayatın yok. Gezmen yok. Tozman yok. Hangi ülkede bu var? Afrika'da. Lan burayı diyorum ben. Yok, hayır hayır. Şimdi bu ülkenin bu sorun olduğunu söylüyorsunuz ben da. Ben yaşıyordum. Şu anda Avrupa ülkelerindeki yaşıyorum. Düzen mesela hiçbir sosyal hayat yok. Avrupa'yı mı konuşuyoruz, burayı mı? Burayı konuşalım ama dünya düzeni bu şekilde. Yani işe gitmeden, yorulmadan, çalışmadan. Bir şey soracağım size, isminiz nedir? Mert, buyurun. İsviçre'yi konuşalım o zaman. Kanada, Finlandiya, tabii dünyadaki... Tamam, adamlar 8 saat çalışıyor değil mi? Evet. Yasa var, kanun var, hı-hı, fazlasını çalışmıyor. Hı-hı. Artı ona göre ücret alıyor, doğru mu kardeşim? Hı-hı. Burada ne yapıyoruz biz? Ama bahsetmiş olduğunuz ülkeler zaten özel ülke olduğu için İsviçre, Kanada, Finlandiya olarak söylüyoruz. Niye en kötüyle kıyaslıyoruz? Orta Doğu coğrafyasındayız ve çalışmak zorunda değil miyiz? İsviçre'yle kıyaslayalım, Almanya'yla kıyaslayalım. Niye gidip de Somali'yle şeyle kıyaslıyoruz? Yok, Almanya'yla biraz önce söyledim zaten. Bu insanlara sorun bakalım. Ne zaman yaz tatiline gitmişler? En son ne zaman uçağa binmişler? En son ne zaman pirzola yemişler? Bir sorun bakalım kardeşim. Politikası beni ilgilendirmiyor. Bakın açık ve net konuşuyorum. Ben politika tartışmıyorum. Ben siyaset... Mesafeyi biraz açabilir miyiz? Ben siyasetle konuşmak tartışmıyorum. Bize sonra diyor ki mesafe kuralına uysunlar. Evet, sonra problem olur, şey yapın. Kendinize sorun çıkar. Ben siyaset tartışmıyorum. Ben politikada tartışmıyorum. Bunu paylaşmanızı çok ama rica ediyorum. Ama şunu merak ediyorum. İster İmamoğlu, ister Tayyip Erdoğan, ister Mustafa, ister fark etmez. Sorabilir miyim? Toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesi lazım. Bir, yerli sanayinin çoğaltılması lazım. İki, insanların sosyal haklarının çoğaltılması, yasaların uygulanması lazım. Bu böyle olmadıktan sonra değil İmamoğlu, Babamoğlu gelse fark etmez. İnsanların kafa yapısının değişmesi lazım. Geniş, hak ettiklerini düşünmüyorlar yani insanlar. Anladığım kadarıyla hak kapitalist sistemden çok rahatsızsınız. Bundan bütün vatandaşlar başka rahatsız. Bir şey. Herkes rahatsız. Kapitalist sistemi nasıl kapatacaksın? Bu kapitalist sistem, o kapitalist nasıl kapatacağız? Şu an yaptığımız kapitalist sistem, onu nasıl kaldıracağız? Faizle olan, faizle işlenen bir ülkede, bir dünyanın her yerinde bu faiz olan bir ülkede normal bir sistem ya da şeriat sistemi, dini sistem olmaz. Bankanın olduğu bir ülkede, bankayla çalıştığımız bir ülkede şeriat sistemi falan olmaz. Bunu kimse kimseyi kandırmasın. Olayı hani birbirine karıştırmayalım ama bizim ülkenin en temel sorunları geçim, hayat standartları, sosyal yaşam. İnsanlar evinde çocuğuna vakit ayıramıyor, sabah 7'de şey yapıyor. Ama şunu merak ediyorum. İsminiz nedir acaba? Geliyor, Kıymet. Kıymet Hanım. Sabah gidiyorum, evet. Akşam geliyorum. Evet. Hiçbir sosyal hayatım yok. Üstüne bir de yorgunluğumla kalıyorum. Evet. Bu aslında yaşam stilimizin kalitesiyle alakalı bahsetmiş olduğunuz şeyler. Ya evet. Adam çok sevdiği yok. Için yanlış gidiyor, söylüyorsunuz demiyorum işe. Ama yanlış söylüyorsunuz demiyorum. Evet, buyurun. Burada sıkıntı yok. Ama şu anda bu düzeni nasıl kurabiliriz? Mesela şu anda hangi patron der ki tamam? Veya hangi insanlar der ki eğer iş yeri sahipleri? Derse ki, hangi kanal ne? YouTube mu? YouTube. Hangi? Kimin YouTube kanalı? Benim. Siz kimsiniz? Mert. Mert Armağan, evet. Eğer kanun derse ki kardeşim sen bunu 8 saatten fazla çalıştırmayacaksın. Haftada 5 günden fazla da çalıştırmayacaksın. Ki o zaman işsizlik artar. Bunu yapamaz. Resmiyette işsizlik evet. Artar. Sigortasız da çalıştırmayacaksın derse diyemez. Çünkü o zaman işsizlik rakamları 2 kat artar. Anlatabiliyor muyum? Bunu da tamam. Diyemiyor. Çözümü ne nasıl olur? O zaman git çalış diyor. Git başının çaresine bak diyor. Ne yapacak? Çözüm nasıl olur? Çözüm ticaret yapacaklar. Peygamber hayır. Efendimiz demiş ki rızkın 10'da 9'u demiş ticarettedir demiş. Ticaret yapacaklar kardeşim. Çünkü sizin söylemiş olduğunuz şeyler eğer olursa, ticaret yapılmazsa, yapılmadan bu kurallar gerçekten girerse yasalara ne olur? Bu sefer dış ülkelerle aramızdaki olan ekonomik fark çok çoğalır. Çapraz çoğalır, makas çoğalır. Ama sizin dediğiniz gibi üstüne bir de vatandaş ticareti, bu vatandaşa bağlı o zaman biraz da.
Zaten ben az önce ne dedim? Yanlış bir şey konuşmak istemiyorum. Toplumun çoğunluğu iktidarı belirliyor ya her zaman. Afrika'da, Somali'de, Almanya'da, İngiltere'de fark etmez. Çoğunluk. Çoğunluk iktidarları belirliyor ya. O çoğunluğun eğitim düzeyini yükseltmek lazım. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Pekala. Çok teşekkür ederim. Güzel açıklamalar. Çok sağ olun. Hayırlı günler.